Selamlar herkese. Bugün İreli Vezir ile Kalisto'ya karşı oynuyoruz. Okey, iki Doomkeeper bu arada gayet güzel. Homecoming Cookie'yi de elimde bırakacağım. Blossoming Blade gitsin arkadaşlar. Okey, Inspiring Marshall çok daha güzel. Ya bu ünite var ya, kesinlikle Azir'in ve İrelia'nın, yani ya da bu destin hani kilit noktasını oluşturuyor ya. Bunu oynadıktan sonra rakipler de hiçbir şey yapamıyor. Şimdi rakip bir manaya çok bir şey çıkartamayacaktır. Ben burada Doomkeeper'ı oynayacağım. Keza bunu tur 3'e de saklayabilirdim ama ikinci tur için elimde bir blok olsun istiyorum. Tamam, oynayalım. Bunu buna harcamış olması güzel ya. Keza zaten efemeral olması da çok sıkıntı yaratmıyor. Yani Kalista'yı yere düşürmeden bu elindeki güzel kartları harcamak bizim işimize gelebilir. Zaten Pearson Bint olduğu için bir şey yapamam. O yüzden Emperor's Days'i oynayacağım arkadaşlar. Şimdi burada canlı yakan bir saldırı yapmak ister miyim? Keza Azir'i hızlı biçimde level atlatırım. Okey, yapalım abi. Neden olmasın. Tabi bu çok hoş olmadı ya. Diğerini bilerek saklayacağım. Bunları karşılasın. Ya da iki hasarımızı verelim. Hem büyü manamız biriksin ya. Ben normalde şey düşünmüştüm hani ülke, bunu da oynarım abi, hızlı biçimde şey yaparız. Okey, burada sanırım Doomkeeper'ı oynayacağım. Ama oynamak elime bir şey kazandırmaz ki. Burada 6 hasar net biçimde alacağız. Bunu bunun karşısına koysam bununla 7 hasar almış oluruz değil mi? Okey, Dancing Droplet gelsin. Yani burada 7 hasar mecbur yiyeceğiz ya. Burada Azir'i düşeceğim arkadaşlar. Okey, burada Inspiring Marshall'ı oynayalım. Tabi olur da bir şey yaparsa çok koruyamayız abi. Okey, artı 2 artı 2 verecek. Hepsini birden vermesi çok hoş olmadı tabi ama. Ya diğer tur abi homecoming atmam gerekecek bunlardan birine. Olur da Kalista falan düşerse Kalista'ya falan homecoming atmam gerekecek. Çünkü bir anlamda büyük bir hasar alacağız. Keza bunun elime geri gelmesi de benim bir draw daha yapmamı sağlayacak. Yani bir kart daha çekeceğim. Okey, bu gayet güzel geldi ya. Bu işte can yakacak. Yani sadece bir tane hani bıçak oynatacak ama yani burada iki tane daha hani Sand Soldier doğuracağı için bizim için güzel gelecek. Öncelikle bunu oynayacağım abi. Kalista'nın level atlaması için bunların ölmesi gerekiyor. 6-1-6-4. İstersen oyna kanka. Şimdi sıfır mana da arkadaşlar. Öncelikle burada saldırmasına izin vereceğim. Sadece bunlarla saldıracaktır. Şimdi burada sanırım sadece 6 hasar alacağız. Şöyle yapacağım çünkü Kalista'yı öldürme olasılığımız yüksek. Gerçi bunun karşısına da 4'e 6. Bundan da vazgeçmek istemiyorum ki ya. Kaç kalıyor? 5 canımız kalıyor. Sürek 7'ye 4 oldu tabi. Çok hoş olmadı. Şimdi burada bunlarla bloklamak zorunda.
Bir tanesiyle bile bloklamazsa oyun bitiyor arkadaşlar. Yani bizim işimize geliyor. Burada rakibin soru verişini net bir biçimde görebileceğiz diyebilirim. Yani şu an büyük ihtimalle tilt oldu ya da düşünüyor hani nasıl yenebilirim, bir şey yapabilirim diye, ama sıfır mana da hani elinde artık ne olursa olsun bir şey yapamaz, mecbur bunlardan birkaç tanesini vermek zorunda. Hatta burada Kalista'yı bile alma olasılığımız var yani. Hani birini bloklasa abi, tamam mı? Sadece bir tanesini saldırmasına izin verse, sallıyorum, bu ikisiyle bunları bloklayıp Kalista'yı bıraksa diğer tur Homecoming'de yine eline geri göndereceğim. Yani burada rakip bir şey yapamaz. Bu arada Homecoming'de de bunu elime geri alacağım için tekrar oynadığım zaman bıçak dağdan settireceğim ve yine bir cevap veremeden oyun bitecek. Burada işte Inspiring Marshall'ı oynadıktan sonra rakip hiçbir şey yapamıyor. Mesela bunlar bir hasar veriyor olsa yani rakip burada düşünmezdi bile bloklamak için. Ama burada oyun bitmiştir artık arkadaşlar. Ya burada tabii beklemenin çok da bir mantığı yok ya. Aynen öyle. Sıradaki oyuna geçelim arkadaşlar. Şimdi karşımızda Zoe ve Victor var. Yani bir tık zorlayacak bizi diyecektim ama bu gayet güzel geldi. Şimdi elimi burada direkt böyle bırakacağım arkadaşlar. Tur 2'de yani sıra bana geçtiği zaman ciddi anlamda oyunu bitirme şansım var. Yani tabii early de bitirdik. Bitiremedik sıkıntı olur. Devam. Burada hatta Zoe'yi blok atmaya zorlayacağız yani, öyle söyleyeyim. Tabii elimizde çok bir şey kalmayacak ama Homecoming tarzı şeyler de var elimizde. Ama ikincisini çekmek çok hoş olmadı. Şimdi bakalım burada rakip ne oynayacak. Dua ediyorum ki hani bunu oynasın, bütün manasını harcasın. Ben burada yani 12 hasara yakın bir hasar çıkartıyorum. Hani tahmin ettiğim gibi oldu. Burada umarım sıfır manayı o 2'ye 1 Challenger üniteyi çekmez diyecektim. Çekmedi de. Burada biz gayet kârdayız. Yani 2, 4, 6, 8, 13 hasar vuracağız. Yani daha tur 2'deyiz. Rakip büyük ihtimalle sinir olacaktır abi. Ben de öyle tahmin etmiştim. Direkt saldıralım. Ve burada Zoe'yi kullanmamayı tercih etti. Devam. Şimdi burada bir şey oynarsa tabii +1/+1 vermesi çok hoş olmadı ama burada Dancing Robot'u yine oynayalım. Burada rakibin korkmasını istiyorum. Bunda saldırmamasını istiyorum. Tabii bu çok hoş olmadı. Bununla bunu çekmesini tercih ederdim. Okey, devam. Paslayalım. Burada bir Doomkeeper daha geldi. Yani eğer o Venom oynamasaydı yani ciddi anlamda hani kar elde edecektik ve oyun neredeyse bitecek bile diyebilirdim arkadaşlar. Okey, burada totalde 3 blok var. İhtimalle Zoe'yi oynamayacaktır. Zaten bununla karşılık vermeyeceğim. Burada direkt open attack yapıyorum. Birebir olan ünitemiz kalsın. Burada savunmazsa oyun bitecek zaten. Olur da ekstra bir şey yaparsa elimde homecoming olacak. Dur. Şimdi şöyle yapmanın mantığı yok ya. Dur. Burada ben şey diye düşündüm. Aslında homecominglerden birini kullansam da oyunu bitirsem benim için faydalı olur diyecektim ama yapacak bir şey yok. Burada aslında Blade Dancer'lardan, yani Blade Dancer yapabileceğimiz ya da o tarz bir ünite çekebilsek hani ciddi anlamda oyun taktiği bitiyordu ki bir Emperor'dayız daha. Bunu şu anlık oynamayacağım. Rakibin bir şey oynamasını bekliyorum. Olur da Lifesteal bir ünite oynarsa. Okey, şimdi burada Droplet'ı geri göndererek Victor'u da elini almasını sağlayacağım. Ekstra bir şey oynayamasın. Zaten 2 manası kalıyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Okey, sıradaki maça geçelim. Karşımızda Mankai, Fizz, Nautilus ve Hecarim var. Bu herife karşı oynamak bir tık zor olabilirdi ya. Şimdi Emperor Days kalsın abi. Blasphemous Blade ile Ribbon Dancer ve Marshall elimizde kalsın.
Ya burada belli ki oyun hızlı biçimde bitiremeyeceğiz. Başlangıç hali iyi gelmedi. O yüzden tabii bunun dışında. Şimdi burada Spurring Student oynamayı tercih ediyorum. Rakip bir şey oynamazsa tur 2'de biz ciddi anlamda güçlü olacağız. Ama bunun gelecek tur ortaya çıkıyor olması güzel. 2'ye 1 Challenger ve Elite Unit'e doğuracak. Şimdi ben burada Ribbon Dancer'ı oynayacağım öncelikle. Okey. Neyse bir hasar bir hasardır. Devam. Burada sanırım bununla saldırmayacağım ya. Zaten çok bir mantığı yok. Abi kaç tane Emperor's Day çekeceğiz? Okey devam. Burada ilkini oynayacağım. Hatta bu tur diğer ikisini de oynayacağım. Devam. 1 manada kalacağız. Rakip 6 manada kalacak. Burada ünitelerinden birini öldürdüğüm zaman Black Spear gelecek büyük ihtimalle. Ama kaç vuracak? 3 tane doğuracak. 4'e 4 olacak yani. Gerçi Black Spear 4 vuruyor. Ama 1 manam var. Koruyabilirim. Şimdi burada bununla direkt Open Attack yapacağım. Dediğim gibi 4'e 4 bir ünite olacak. Buradan da 6 hasar çıkartacağım. Eğer Fizz de bloklamazsa. Ya da bir drainlemezse ya da ondan 3 çekmezse. Burada sanırım bunun ölmesine izin veremem ya. Şimdi burada turu bitireceğim abi. Blessing Blade inanılmaz geldi ya. Burada rakip oynasın da abi ne oynuyorsa. Bir Drain'e. Tamam. Şimdi burada ben paslıyorum. Rakip büyük ihtimal saldıracaktır. Saldırsın. Elinden bir ünitesi ölmediği için artık hani Marshall'da oynayamaz. Keza Marshall'a Black Spear atamaz. Şimdi burada biz gayet iyi durumdayız. Öncelikle ben burada Green Glade Duo'yu oynuyorum arkadaşlar. Rakip yine bir Drain'leyip Spiderling oluşturursa tabi bir tık sinir geçirebilirim. Çünkü şimdi burada bunu oynayarak iki tane bıçak dans ettireceğim. Üç tane Sand Soldier doğuracak. Ardından diğer tur bununla saldıracağım diyecektim. Okey. Bu yine de seni kurtarmaz kanka. Sadece benim gücümü bir azaltırsın. Burada ister blokla ister bloklama. Onu yani bekletmesi gerekiyordu. Burada hani kullanması gerekiyordu. Hatta burada oyun bile bitmiş olabilir eğer bloklamazsa ki. Bununla da bloklaması gerek. Devam abi. Ya bunların önüne koyman lazım. Dediğim gibi Inspiring Marshall'la oynadıktan sonra yani rakip hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Şimdi tur sırası rakip de bir şey oynayacaktır. Yani tek bir şey bile oynasa yine bir şey fark etmiyor. Evet, hiçbir şey oynayamadı. Black Spear da atamaz. Atıyor olsa bunları yapamazdı. Ya open attack'tayız. Artık burada oyun bitmiştir arkadaşlar. Okey, sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Renekton, Sivir ve Sejuani var. Ya bunlara karşı oynamak bir tık zor olabilir. Burada Blasphemous Blade'i hatta ikisini de göndereceğim. Bu ne abi daha görür görmez pes ediyor ya. Okey. Sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Thresh ve Aurelion Sol var. Ya buna karşı oynamak bir tık zor olabilir. Burada Gringolet Duo'yu geri göndereceğim. Ribbon'da Dancing Problet, Droblet elimde kalsın. Leden Fellow'u da elimde bırakacağım. Burada ileri ya da azır çeksek 10 numara olurdu ama Homecoming de güzel. Yani Thresh'in üstüne oyun kuracaktır. Burada Thresh'i rahat bir biçimde hani eline geri aldıracağım. Çünkü Thresh'in level atlaması için arkadaşlar Thresh'in öldüğünü görmesi gerek. Yani oynanmış olması gerek. Burada sanırım açlık yapacağım mı ya? Evet abi yok. Aynen burada bir açlık yapalım. 3 mana da.
Okey, Curse Keeper bir hani bloklayamayan karakter. Yani kendi blok. Yani burada hasarımızı güzel biçimde çıkartacağız. Okey, Sparing Students tabi daha erken gelse daha çok işimize yarardı. Tabi bu çok hoş olmadı. Şimdi nasıl yapalım, nasıl yapalım? Sanırım burada paslayıp aslında Lead and Fellow oynasam baloncuya çok daha verimli olabilirim ama 4'ü 3'ün karşısına oynayabilecek bir şeyim yok. O yüzden nasıl yapalım biliyor musunuz? Şimdi 1 manayı bunu oynasam ya da 2 manayı bunu oynasam bununla yapsa bununla oynadığı zaman blok koyabilirim. Okey, Ribbon Dancer'ı bir oynayalım. Aynen, tam tahmin ettiğim gibi. Aynen, ben de böyle olmasını bekliyordum. Burada baloncuk aslında bence bir tık daha önemli arkadaşlar. Çünkü bunu her elimize geri çektiğimiz zaman bir kart daha draw oluyor. Keza elisiz. Yani bu deste elisizlere karşı inanılmaz güçlü. Şimdi ben burada çok sağlam bir hasar çıkartacağım. Şimdi öncelikle Sparing Student'ı bir oynayalım. Okey, bir Kent Block ünite daha. Şimdi burada ikinci Dancing Drop'u oynuyorum. Yani burada doğrudan open attack yapacağım. Hem elindeki blok gitsin abi. Elimizde iki tane Blasphemic Blade var ya. Şimdi şöyle yapacağım. Blasphemic Blade'i oynayacağım. Bir tık oynamaya mecburum aslında. Okey, Thresh'i geldi. Burada çok önemli değil. Blasphemic Blade'i oynuyorum arkadaşlar. Hani bununla bloklayamaz. Thresh de bloklasın. Okey, burada bunu öldürüp... Ya bunun hasar çıkartmasına izin vereceğim. 3 hasar zaten. Burada Thresh'i... Geri göndersem aslında diğer tur gelse, ya benim burada aslında ihtiyacım olan şey elime bir ünite almak ya. Yani aslında sırf onun için yapıyorum çünkü hani iki karttayız ve adamın eli çok dolu. Yani elini kazanma olasılığı çok yüksek. Bu ne abi? Okey, sıradaki oyuna geçelim. Karşımızda şimdi Vay ve Zilin'in var. Okey, tur başlangıcı aslında güzel ya. Ama Shapestone gitsin abi. Okey, Marshall'da çektik. Ciddi anlamda güzel oldu ya. İlk tur 1'de bir şey yapamıyor olabiliriz ama yani 5 manadan sonra rakibi ciddi anlamda canını yakacağız diyebilirim. Okey, burada Sparing Students'ı oynayacağım. Saldırsın. Şimdi burada Emperor's Days'ı oynayalım. Rakip ne yapacak bir görmek istiyorum. Ya öldürecekse bunu öldürsün. Hani Dancing Droplet öldürsün istemiyorum. Hatta bunu da öldürsün istemiyorum. Bu herifin elinde termo var değil mi ya? Keşke Marshall için saklasaydım. Okey, burada en azından Blade Dance yapalım. İki hasar, iki hasardır. Devam. Burada aç gözlülük yapacağım ya. Burada kesinlikle aç gözlülük yapacağım. İkinci Emperor's Days'i de oynuyorum arkadaşlar.
Diğer tur 5 manada olacağız. Doğrudan bunu oynamak istiyorum. Okey. Burada Dancing Droplet'ı oynayacağım. Eğer elinde mistik varsa Sparring Stunt'ı atsın istemiyorum. Büyük ihtimalle de buna saklayacaktır. Devam. Şimdi rakip 8 manada. 5 manaya bunu oynarsam Needham Fellow'la koruyabilirim. Eğer termo tarzı bir şey atacak olursa. Eğer hiçbir şey atamazsa ve ben burada open attack yaparsam rakibin ciddi anlamda canı yanacak arkadaşlar. İki tane Sand Soldier doğuracak ve Sand Soldier'ları artı iki artı iki verecek. Tamam. Okey, ilk termosu gitti ama eline 5'e 7 bir Inspiring Marshal aldı. Tabii çok hoş olmadı. Şimdi ben burada yine de saldıracağım. Spring Marshall'ı eline alması kötü oldu ya. Ciddilik kötü oldu. Allah'tan oturluk veriyor. Yani tekrar termo atsa artı bir can verebilirim. Keza 3 manaya artı şey atamaz. En fazla atacağım mistik olabilir. Rezervim. Okey. Pas abi. Paslarsa ve saldırmazsa benim ciddi anlamda işime gelir ama mutlaka saldıracaktır. Okey, sadece bununla saldırıyor olması benim için tamamdır. Diğerleriyle de saldırıyor olsa yine bir şey yapmayacaktım. Şimdi burada açlık yapmak ister miyim? Burada Gringalith Duo'yu oynayacağım. Hem Elusive Vikart. Ardından Ribbon Dancer oynayacağım. Bir tane bıçak dans ettirecek ama yanında iki Sand Soldier daha doğuracak. Üstelik Sand Soldier'lar hani artı 3 hasar yani 3'e 1 olarak gelecekler. Bu da rakibin canını yakacaktır yani. Deneyelim abi. Ya bununla bloklasın. Hiç fark etmez. Bununla birini bloklayacak. Kalan ikisini neyle bloklayacak? Hiçbir şeyle. Aslında 3 bir şey değil mi? Kaç yapıyor ya? Artı 3 artı 1 veriyor değil mi? 6 yapıyor. Bir an okuyamadım. Yani bir candan kurtulacaktı. Hiç gerek yok. Şimdi open attack yapacağım ama buna bir manaya büyük ihtimalle bir şey gelecek ve Shapestone'u ona saklıyor olacağım. Şimdi burada bu ikisiyle direkt saldırıyorum. Kolay oyundu abi. Okey. Umarım videoları beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.